Arkası Yarın. Zamane Evlatları. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program Yönetmeni Bahattin Apak. Talat Bey ve Mehpare Hanım varlarını yoklarını ortaya koyarak iki oğul büyütürler. Tek gayeleri oğullarının iyi birer insan olmalarıdır. Boğaziçi Üniversitesi'ni bitiren büyük oğlu Muhsin, Gümüş Holding'de iş bulur. Küçük oğlan Tahsin ise hukuk fakültesinde okumaktadır. Talat Bey ise ele güne muhtaç olmamak için elindeki daktilosu yaz kış sokakta arzuhalcilik yapmaktadır. Allah'ım yardım etsin, yollarını açık etsin. Hayırlısıyla emellerine kavuşsunlar, mutlu olsunlar. Biz ana baba olarak görevlerimizi yaptık. Zavallı Talat Bey, elinde daktilo sokakta dilekçe yazarak emekli maaşına katkı sağlamaya çalışıyor. Umarım evlatlarımız kendileri için yaptığımız bu fedakarlıkların bilincindedir. Geliyorum. Ah, Talat Bey. Hayırdır? Sen bu saatte eve gelmezdin. Hasta mısın yoksa? Yok hanım, değilim. Geldim işte. Yok bir şey deme. Ne oldu anlatsana. Zabıta sokakta çalışmamıza izin vermiyor. Tezgahı kaldırttı. Neden? Ne zararı varmış sizin orada çalışmanızın? 3 kuruş para kazanıyorsunuz. Orası öyle ama gel de bir de zabıtaya anlat. Onlara da belediye başkanı emir vermiş. Kaldırımı işgal ediyormuşuz. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Güya belediye bize camekanlı bir yer yapacakmış. Karnın aç mı? Kıymalı taze fasulye pişirmiştim. Koyayım mı biraz? Vallahi iyi olur. Acıkmıştım. Sen yemeği hazırlarken ben de abdest alıp öğle namazımı kılayım bari. Eline sağlık hanım. Fasulye çok güzel olmuş. Afiyet olsun Talat Bey. Peki artık arzuhalcilik yapmayacak mısın? Bilmiyorum. Eğer belediye yer gösterirse yaparım herhalde. Neyse, Allah başka keder vermesin. Ne yapalım? Allah'tan Muhsin işe girdi de bir yük kalktı omuzlarımızdan. Ya, ya. Bir de tahsil okulu bitirdi mi daha da rahatlarız. Muhsin nasıl olsa yükün yarısını alır omzumuzdan. Bir de hayırlısıyla evlendirseydik. O da olur inşallah. İnşallah. Sen yavaş yavaş konu komşuyu bir dolaş hele. Şöyle eli yüzü düzgün, görenekli, bize uygun bir aile kızı bulmaya bak. Eli ayağı düzgün, saygılı biri olsun yeter. Başka hiçbir şey istemiyoruz. İnşallah Talat Bey, inşallah. Merhaba Tahsin. Merhaba Andan, nasılsın? Ben iyiyim de seni sormalı. Kaç gündür derse girdiğin yok. Gözün arkadaşlarından başkasını görmüyor. Arkadaş dediğin Volkan'ı mı kastediyorsun? Evet, aranızdan su sızmıyormuş. Kafeteryaya gidip içki içiyormuşsunuz. Kim söylediyse abartmış. İçki dediğin bira içiyoruz, o da bir şişe. Bak Tahsin, seninle üniversiteye başladığımızdan beri arkadaşız. Senden hoşlanıyorum üstelik. Ama arkadaşlık yaptığın insanlara biraz dikkat et lütfen. Onlar benim arkadaşlarım değil Handan. Dediğim gibi bir iki sefer kafeteryada bira içtik, hepsi bu. Her neyse, derse geliyor musun? Canım hiç istemiyor. Bu havada ceza hukuku dersi hiç çekilmez. Tahsin, aklını başına al. Bu son senen. Devamsızlığın da çoğaldı. Böyle gidersen mezun olamayacaksın. Gel hadi derse gir. Peki tamam, geliyorum. Tahsin! Bu da kim? Kim olacak? Bira arkadaşın Volkan. Handan sen git, ben biraz sonra geliyorum. Hayır, seni burada bekleyeceğim. Git, ne söyleyeceksen söyle ve gel. Peki tamam, bekle o zaman. Merhaba Volkan. Nereye gidiyordun? Dersi. Devamsızlığım bayağı arttı. Vize alamayacağım. Vize mesele değil, biz sana alırız. Yürü gel hadi. Bugün masraflar benden. Cebimde bir tomar para var. Kusura bakma Volkan.
Bugün derse girmek zorundayım. Hem kız arkadaşım da beni bekliyor. Yarın takılırım sana. Handan senin kız arkadaşın mı? Hı-hı. Sen düzgünleri iyice kaptırmışsın aslanım. Senden hayır gelmez artık. Duman eder o kız seni, haberin olsun. Neyse, şimdilik eyvallah. Yarın görüşürüz, tamam mı? Tamam, derse girebiliriz Handan. Ne söyledi sana? Hiç bir şey canım. Konuştu işte. Tahsin, Allah aşkına şu çocukla arkadaşlık etme. Ondan sana hayır gelmez. Merhaba anne. Hoş geldin oğlum. Babam yok mu? İçeride uyuyor. Niye? Hasta mı yoksa? Hayır ama canı çok sıkkın evladım. Neden anne? Belediye zabıtaları baban gibi arzuhalcilik yapanların tezgahlarını kurmalarını yasaklamış. Çok üzülmüş. Ne yani? Artık çalışmayacak mı babam? Bilmiyorum ama çalışmadan duramaz o. Belediye başka bir yer gösterecekmiş. Öyle olursa çalışır tabii. Vallahi benim alacağım maaşa güvenip de iş yapmayın anne. Ben araba alacağım kendime. Utanıyorum her gün dolmuşa otobüse binmeye. Merak etme yavrum. Senden bir şey istediğimiz yok bizim. Güle güle harca kazandın. Bize babanın emekli maaşı yeter. Siz kendinizi kurtarın. Gidip yemekleri ısıtayım. Bunlara da hiçbir şey söylenmiyor. Amma alıngan oldular. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk baba. Şimdi annem söyledi. Belediye mi kovaladı sizi? Belediye başkanı oradan kalksınlar demiş. Kaldırımı işgal ediyormuşuz. Güya bize başka bir yer göstereceklermiş. İsabet oldu. Ben de biraz dinlenirim işte. Baba, ben anneme de söyledim. Araba alacağım. Bu yüzden eve katkıda falan bulunamam. Tabii oğlum, tabii. Biz idare ediyoruz. Bu yaşımıza kadar şükürler olsun kimsenin katkısı olmadan geldik. Yine idare ederiz. Sen bir an evvel kendine yeni bir tezgah yeri bulsan iyi olur. Anne, hala sofra hazır değil mi? Öldüm açlıktan ya. Hazır hazır gelebilirsiniz. Baban uyandıysa ona da söyle. Uyanım Mehpare, uyanım. Hadi bakalım buyurun otur. Mis gibi tarhana çorbası yaptım. Yine mi çorba? Yeter artık be anne. Gına geldi çorbadan ya. Bizim yemeğimiz bu oğlum. Beğenmiyorsan para kazanıyorsun. Gider istediğini yersin. Ben namazımı kıldıktan sonra yerim Mehpare. Tamam. Allah Allah. Biz ne dedik şimdi ya? Dündar, ekranda borsa hareketlerini izliyorsun değil mi? İzliyorum Muhsin. Rakamlar devamlı değişiyor. Bizim Gümüş Holding'in hissesi ne durumda? Aa, fena değil. Son bir saat içinde devamlı yükseliyor. Desene kapanış seansına prim yapacağız. Evet. Borsa 10 dakika sonra kapanacak. Ben gidiyorum. Sen bugünkü borsa hareketleriyle ilgili bir rapor hazırlayıp yarın masama bırakırsın, tamam mı? Olur. Otoparka bak ya. Ben hariç herkesin bir arabası var. İlk işim bir araba almak olacak. Yoksa peder bey yaşlandım, belediye izin vermiyor diye evde yatıp benden para bekleyecek. Bu da kim? Merhaba. Merhaba. Siz misiniz hanımefendi? Demek beni tanıdınız. Nasıl tanıma? Bizim büyük patronun kızı değil misiniz? İşe ilk girdiğim gün beni eziyordunuz ya. Kabahat bende değildi. Yolun ortasından yürüyordunuz. Tıpkı şimdiki gibi. Kuzum, sizin niyetiniz kendinizi ezdirmek mi? Yok canım, sadece dalgınım. Nereye gidiyorsunuz? Eve. İyi, gelin hadi gideceğiniz yere kadar sizi götüreyim. Ama zahmet olacak size. Ben otobüse biner giderim. Hadi canım, utanmayı bırakın da binin. Sizden benzin parası istemem, korkmayın. Çok şakacısınız. Tanışalım. Benim adım Şükran. Benimki de Muhsin. Muhsin Kadıoğlu. İşe yeni başladım. Başarılar dilerim. Mesleğiniz? İktisatçıyım. Boğaziçi mezunuyum. Oo, demek Boğaziçilisiniz ha? Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bana biraz ailenizden, yaşantınızdan söz etsenize. Babam adliyeden emekli. Kendi evimizde oturuyoruz. Benden başka bir erkek kardeşim daha var. Hukuk fakültesinde okuyor. Hepsi bu. Yani bütün hayatın bu kadar mı? Kız arkadaşın, sevgilin falan yok mu? Hayır. Hayatımda ailemden başka hiç kimse yok. İnanmıyorum. Senin gibi yakışıklı bir erkeğin nasıl olur da bir sevgilisi olmaz? Bilmem. Belki de ben istemediğim için. Okul yıllarım ders çalışmakla geçti. Sonra askere gittim.
7 aydır iş arıyordum. Belki bundan sonra hayatıma biri girebilir. Ya, demek artık bir arkadaşa ihtiyaç duyuyorsun. Neden duymayayım? Sağlıklı bir insanım. Ayrıca kalbim de boş. Boş kalpli erkekleri severim. Biraz da siz kendinizden söz etsenize. Tabii bir sakıncası yoksa. Yok canım, ne sakıncası olacak? Amerika'da reklamcılık okudum. Gezmeyi, para harcamayı, alışveriş etmeyi severim. Siz de holdingle mi çalışıyorsunuz? Hayır. Niyetim bir reklam ajansı açmak. Ama babamı ikna edemiyorum. Otur oturduğun yerde senden para kazanmanı isteyen mi var? Harca harcayabildiğin kadar diyor. Siz ne dersiniz? Bence çalışmalısınız. Madem Amerika'da reklam tahsili aldınız, bunu değerlendirmeniz gerek. Ben de öyle düşünüyorum ama babam keçi gibi inatçıdır. Saat 9'a geliyor. Bayağı geç olmuş. Benim için bir mahsuru yok. Evdekiler geç kalmama alışkındır. Bir şey söylemezler. Yoksa senin annen baban seni merak mı eder? Yok canım. Çocuk muyum ben? Neden etsinler ki? Ben sizin için endişelenmiştim. O halde mesele yok. Hadi bir yere gidip bir şeyler yiyelim. Gene ne oldu? Hiç. Bugün midem ağrıyor da bir şey yiyecek durumda değilim. Ama benim karnım aç. Şu büfenin orada durayım da bana bir sandviç al bari. Tabii sandviç alırım. Ama bak şimdiden söyleyeyim. Yarın akşama miden ağrımasın. Adam gibi bir yerde yemek yiyelim, tamam mı? Tamam. Allah Allah. Nerede kaldı bu çocuk Mehpare? Endişelenmeye başladım artık. Birazdan gelir herhalde Talat Bey. Herhalde bir işi çıkmıştır. Gecenin bu saatinde ne işi hanım? Hadi işi çıktı diyelim. Elinin altında bir telefon var, açıp söylese ya. Unutmuştur bey. Birazdan gelir. İkide bir pencereye gidip bakma, otur. Tahsin geldiğinde namaz kılıyordum, görmedim. Yine işkili miydi? Tövbe tövbe, değildi bey. İnan ki değildi. Neler oluyor bizim çocuklara Mehpare? Yeni yeni şeyler görmeye başladık. Tahsin içki içiyor. Muhsin desen daha aylığını almadan eve yardım etmemek için 1000 dereden su getiriyor. Oysa biz onları ne fedakarlıklarla büyüttük. Onlar da biliyor bunu. Birdenbire değişmelerine ne sebep oldu acaba? Ortada değişen bir şey yok bey. Sadece biz eskiyoruz. Muhsin geldi işte. Kusura bakmayın, geç kaldım. İş yerinden arkadaşlarla bir yere oturduk. Haber verseydin ya oğlum. Meraktan öldürdün bizi. Fırsat bulamadım baba. Hem niye beklediniz? Yatsaydınız ya. Artık çocuk değiliz. İleride evlenip de çoluk çocuk sahibi olunca anlayacaksın bizim ne düşündüğümüz. Neyse. Hadi yatalım artık hanım. Yatalım. Efendim Tahsin. Aybaşı harçlar yatacak. Para lazım. Ya para mı? Bana hiç bakmayın. Maaşımı alınca almam gereken bir sürü şey var. Tamam oğlum. Senden bir şey isteyen mi var? Bakarız Tahsin. Bugün dışarıya çıkayım. Eş dosta bir uğrayayım şöyle. Belki biraz borç bulabilirim. Bugün üniversiteye gideceğim. Yol parası lazım. Veririm oğlum. Ben gidiyorum. İşe geç kalmayayım. Anne gelir misin? Anne. Ne var oğlum? Benim biraz paraya ihtiyacım var. Aman yavrum, bende para ne keser? Yapma anne, senin ne kirli çık olduğunu bilirim ben. Her zaman bir köşede para saklarsın. İnan çok lazım. Aylığımı alınca öderim, söz. Peki, dur biraz. Bu akşam Şükran'ı yemeğe çıkarmam lazım. Yoksa kızı elimden kaçırırım. İnşallah annemde epey vardır. Kara günler için sakladığım 2 tane Cumhuriyet altını vardı. Al bunları bozdur. Sağ ol anneciğim benim. Aman baban duymasın sakın. Çok darda kalırsak diye saklıyoruz bunları. Başka da yok. Bak kardeşin de istiyor. Baban sorabilir bunları. Hemen yerine koyalım. Emi oğlu. Merak etme anne. Aylığımı alır almaz 2 altın alırım sana. Hiç merak etme. Hayırdır oğlum? Ne yapacaksın bu parayı? Daha sonra anlatırım anne. Şimdi hemen gitmem gerekiyor. Hoşça kal. Güle güle yavrum. Güle güle. Daha işe gireli ne kadar oldu? Bu kadar parayı ne yapacak bu oğlan? Ben gidiyorum anne. Aman sakın bira mira içeyim deme Tahsin. Babanı biliyorsun. Tamam be anne. İkide bir aynı şeyi söyleyip durma. Tamam, içmem. Güle güle yavrum.
Allah zihin açıklığı versin. Muhsin işe girdi, kendini kurtardı. Ama Tahsin'in durumunu hiç beğenmiyorum. Üzülür diye Talat Bey'e de söyleyemiyorum. Allah hayırlara tebdil eylesin. Çocukları uğurladım. Tahsin'e anca yol parası verebildim Mehpare. Çocukcağız akşama kadar ne yiyip ne içecek bilemiyorum. Paranın gözü kör olsun. Yok ki ne vereyim. Şu belediye çalışmamıza bir izin verseydi. Üzme canını bey. Allah başka keder vermesin. Ne yapalım? Bugünler de geçer. Allah bir kapıyı kapatırsa bir başka kapıyı açar. Orası öyle. Belediye ekmeğimizi kesti ama Muhsin işe girdi. Ben tekrar çalışıncaya kadar eve biraz yardım eder artık. Birden sıkmayalım oğlanı derim. İlk aylarda kendi ihtiyaçlarını giderir. Daha sonra yardım eder tabii. İnşallah eder. Neyse, ben de kalkıp gideyim artık. Nereye gidiyorsun? Şöyle bir dolanayım. Öbür arzuacılar ne yapar, ne eder, nerede çalışır bir bakayım. Belediyeden bir haber var mı acaba? Bize yer gösterdiler mi? Burada oturup da sana ayak bağı olmayayım. Sen şimdi evi temizlemeye başlarsın. Talat Bey ve Mehpare Hanım varlarını yoklarını ortaya koyarak iki oğul büyütürler. Tek gayeleri oğullarının iyi birer insan olmalarıdır. Boğaziçi Üniversitesi'ni bitiren büyük oğlu Muhsin, Gümüş Holding'de iş bulur. Küçük oğlan Tahsin ise hukuk fakültesinde okumaktadır. Talat Bey ise ele güne muhtaç olmamak için elindeki daktilosu yaz kış sokakta arzuhalcilik yapmaktadır. Fakat belediye bu çalışmasını yasaklayınca ortada kalır. Muhsin çalıştığı holdingin kızı Şükran'la arkadaşlığını sürdürebilmek için annesinin sakladığı 2 altın lirayı bir bahaneyle ondan alır. Okulda okuyan Tahsin ise gününü gün etmek peşindedir. Ne o Tahsin? Karadeniz'de gemilerin mi battı aslanım? Nedir bu surat? Ne olsun Volkan? Cebimizde metelik yok. Harçlık diye verdikleri yol parasına yetiyor ancak. Baksana şu hale. Meteliğe kurşun atıyor. Ha, mesele şimdi anlaşıldı. Derdin parasızlık yani. Öyle. Param olsa handanı alıp gezmeye götüreceğim ama ona bile yaklaşamıyorum. Bak dostum. Eğer kafanı çalıştırırsan bu meseleyi hallederiz. Cebin öyle bir para görür ki sen bile şaşarsın. Nasıl yani? Yavaş bağırma. Biraz satış yaparak çok para kazanabilirsin. O kadar da zor değil. Satış mı? Ne satacağım? Uyuşturucu. Ne? Uyuşturucu mu dedin? Ne o? Çok mu şaşırdın? Para bu işte var oğlum. Bir tehlikesi de yok. Müşteriler hazır. Ben sana küçük bir paket vereceğim. Sen de o paketi götürüp onlara vereceksin. Hepsi bu kadar. Ama 3-4 ay içinde altına araba bile çekersin namussuzum. İnan bana Tahsin, bedavadan atmıyorum. Yok yok yok, olmaz olmaz Volkan. Bu yapılacak iş değil oğlum. Sen de vazgeç bu işten. Yakalanırsan yıllarca hapislerde sürünürsün oğlum. Boş ver oğlum nasihat etmeyi. Bak hayatımı yaşıyorum ben. Altımda bir araba ve cebimde de acayip para var. Bu sayede gençliğimi yaşıyorum. Neşen bilir, bu işten sen de nasiplen dedik ama yeteri kadar cesur değilmişsin. Tahsin! Ha? Kim seslendi? Kim olacak senin jandarman? Kalk hadi git yanına. Sonra fırça yersin ha. Tahsin buraya gelsene. Geliyorum andan. Sonra görüşürüz Volkan. Tamam. Dediklerimi iyi düşün. Gençlik bedava yaşanmıyor aslanım. Delikanlı adam cebinde bol parası olan adamdır. Hadi git şimdi. Merhaba andan. Nasılsın? Ben iyiyim de senin halin pek iyi sayılmaz. Artık sabahtan mı başlıyorsun içmeye? Yok canım. Derse girmeden önce burada mısın diye sana bakarken Volkan'ı gördüm. Bir bardak bira içmem için ısrar etti. Ne yapayım? Sen Volkan'ın her istediğini yaparsan yakında nereye gideceğin belli demektir. Sana kaç kere bu çocukla konuşma demedim mi ben? Yapma Handan. Bir derdi varmış onu anlattı. Yoksa derse girecektim. Ders boştu. Hoş dolu olsa da merak edeceğini sanmam ya. Bana çok yükleniyorsun Handan. Ne söylüyorsam senin iyiliğin için söylüyorum Tahsin. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi biracı arkadaşının yanına gidebilirsin. Ne yani? Şimdi beni yanından kovuyor musun? Volkan denilen o adamla arkadaşlık yaptığın sürece benim yanımda sana yer yok artık. Hayatıma bu kadar karışma hakkını kimden aldığını sorabilir miyim? 4 yıllık arkadaşlığımızdan. Ama sen buna layık değilmişsin. Hoşça kal. Handan. Gitti.
giderse gitsin. Tahsin, gel de ısınmadan bir an iç aslanım. Geliyorum Volkan. Tartıştınız değil mi? Boş ver, takma kafana. Kadın kısmına taviz vermeye gelmez oğlum. Elini verdin mi kolunu isterler. Bak, senin onu beğendiğini anlayınca hemen kapris yapmaya başladı değil mi? Bırak canım. Kimsenin kaprisini çekecek halim yok. Böylelerinden kendini koru oğlum. Ukaladır bu tipler. Senin her şeyine karışırlar. Allah bilir benimle dostluk yapmana da karışmıştır ha. Al şu 50.000 lirayı. Ama... Bırak amayı. Hepimiz delikanlıyız aslanım. Parasız gezilmez. Borç olarak veriyorum. Çalıştığın zaman ödersin. Buyurun Muhsin Kadıoğlu. Nasılsın yakışıklı? Ben Şükran, patronunun kızı. Aa, siz miydiniz Şükran Hanım? İyiyim, siz nasılsınız? Bana Şükran'dı. Sizle bizle konuşmaktan nefret ederim. Hem biz seninle arkadaş değil miyiz artık? Tabii. Aa, güzel. Bu akşam ne yapıyoruz? Bir işin var mı? Bu akşam mı? Yok, hiçbir işim yok. Eve gidecektim. Neden sordun? Belki birlikte bir şeyler yeriz diye düşünmüştüm. Dün gece midem bozuktu ya, bir şey yiyememiştik. Ne dersin? Tabii yeriz. Güzel. Mesai çıkışı otoparktan alırım seni. Olur mu? Bay bay. Güle güle. Bay bay. Bay bay. Vay be. Dün geceden sonra Şükran beni unutmuştur demiştim ama unutmamış. Yaşasın. Sonunda zengin bir av buldum. İyi ki annemden altınları almışım. Yoksa rezil olacaktım. Şimdi hemen bir kuyumcuya götürüp bozdurayım şunları. Esselamun aleyküm. Ve aleyküm selam Talat amca. Buyur neredesin ya? Biliyorsun belediye bizim tezgahları kaldırdı Rıza. Ben de yapacak bir iş olmadığı için evde istirahat ettim. Dur bir çay vereyim sana, yeni demlemiştim. Sağ olasın Rıza. Bizim sokağa baktım da öbür arzu ağacıları göremedim. Göremezsin Talat amca. Arkadaşlarının hepsi başka mekanlar bulmuşlar kendilerine. Anlayacağın burada hayat bitti size. Ne yapalım Rıza, kısmet. Halbuki kimseye bir zararımız yoktu. Şuracıkta küçük bir masa üzerinde daktilo ile dilekçe yazıyor, nafakamızı çıkartıyorduk. Haklısın Talat amca da, belediye işte, ne yaparsın? Şimdi ne yapacağız Allah bilir. Ben yaşlıyım. Ötekiler gibi bir yer bulup oturamam ki. Zaten buraya zor yerleşmiştim. Gel benim kahvede bir köşede çalış diyeceğim ama... Sağ ol Rıza, sağ ol. Ama olmaz. Bayan müşteriler var. Kahveye nasıl girerler? Biliyorsun her kesimden insanla iş yaparız biz. Doğru söylüyorsun. Ne yapalım? Bakacağız artık. Bir şeyler bulacağız. Bu kadar da dert etme be Talat amca. Senin büyük oğlan işe girmişti nasıl olsa. O yardımcı olur artık ha? Olur. İnşallah olur. Niye öyle kinaye yapıyorsun? Seni yıllardır tanırız. Hayatını çocukların için harcadın. Bütün mahalle bilir bunu. Sen babalığını yaptın. Şimdi o da evlatlığını yapmak zorunda. Gençlere bilmez misin Rıza? Hayalleri vardır, idealleri vardır. Başlarında kavak yerleri estiği için pek aileleri akıllarına gelmez. Gelir. Gelmezse de sen hatırlatırsın. Bu yaştan sonra elinde daktilo sokaklarda işportacı gibi dolaşacak değilsin ya. Kaderde ne varsa o yaşanır Rıza. Çaya teşekkür ederim. Ben artık eve gideyim. Güle güle Talat amca. Ne zaman canın sıkılırsa gel otur diyeceğim ama... Sigara dumanından da hoşlanmazsın ya, bu yüzden de pek gelmezsin. Yine de evde oturmaktan sıkıldığında uğra bana. Hadi hoşça kal. Hadi güle güle. Nerede kaldı bu Muhsin? Personel çıkıyor, kimse hala yok. Merhaba. Çok bekletmedim ya Şükran. Hemen gir arabaya, çabuk ol. Ne oldu? Geciktiğim için kızdın mı yoksa? Kızdım tabii. Ben bekletilmeyi hiç sevmem. Bir daha olmaz. Kusura bakma, ancak masamı toplayabildim. Bir daha olmaz. Söyle bakalım, nereye gidiyoruz? Karnım çok aç. Seninki de açsa şöyle güzel bir yerde yemek yiyebiliriz. Çok kaliteli bir restoran biliyorum, sahilde. Yemekleri de fevkaladedir. Madem sen öneriyorsun, oraya gidelim.
Ellerine sağlık Mehpare. Çorba pek leziz olmuş doğrusu. Afiyet olsun bey. Nesini beğenmezler şu çorbanın bilmem ki. Fakirin yemeği işte. Eskiden bir kuru fasulye vardı. Şimdi el yakıyor mübarek. Çorba doyuruyor karınlarını. Sen ne yaptın bugün? Arzu acilik yaptığım sokağa gittim. Kimsecikler yok. Öbür arkadaşların hepsi yeni mekanlar bulmuşlar kendilerine. Peki ne yapacaksın? Bakacağım. Ben de bir yer bulup çalışacağım Mehpare. Hani yer gösterecekti belediye başkanı. Size özel bir yer yapacaktı. Bakma sen o laflara hanım. Koskoca belediye başkanının işi yok da bina önündeki 3-5 arzu ağacıyı mı düşünecek? Ne yapacağız peki? Bak Tahsin'in okulu için para lazım. Az buz bir şey de değil ki. Bulacağız Mehpare, bulacağız. Böyle oturmayacağım herhalde. Ben de bir yere tezgah açacağım elbet. Bir de Muhsin'le ciddi ciddi konuşmak gerek. Muhsin'le mi? Ne oldu? Neden ilkirdin birden? Hiç bey. Muhsin'e bir müddet dokunmasak diyecektim de. Neden Mehpare? Evine yardımı dokunmayacak mı? Bunca sene yemedik yedirdik, giymedik giydirdik. Hiçbir şeyden mahrum etmemeye çalıştık. Şimdi biraz yardım etmesini istesek ayıp mı olur yani? Anladım seni Mehpare. Anladım hanım. Yine de konuşmalıyım oğlumla. İnşallah bu akşam gecikmez. İnşallah. İşte sana tavsiye ettiğim restoran burası. Nasıl buldun Muhsin? Çok lüks bir yermiş Şükran. Sosyetenin uğrak yeridir burası. Hep ünlüler gelir. Öyle elini kolunu sallayıp da giremezsin buraya. Almazlar içeri. Biz nasıl girdik? Beni tanırlar burada. Babamın büyük hatırı vardır. Ha. Hoş geldiniz efendim. Şükran Hanım, size şu masaya alayım. Güzel. Gel Muhsin. Tamam. Siparişinizi alabilir miyim? Görüyor musun Mehpare? Muhsin yine gecikti. Endişe etme Talat Bey. Genç adam. Arkadaşlarınla bir yere takılmıştır. İyi de bir yere takılmak için para gerekir hanım. Daha maaşını almadı. Parayı nereden buluyor bu çocuk? Belki de arkadaşları ısmarlıyordur. Belki de çalıştığı yerden avans almıştır. Hadi Muhsin'e bir kulp buldum. Peki Tahsin için ne diyeceksin? O da gelmedi. Onun da cebinde yol parasından başka para yoktu. Gelir bey, gelir. Bak biri geldi işte. Acaba hangisi? Merhaba. Tahsin'miş. Nerede kaldın oğlum? Bu saate kadar karnın acıkmadı mı? Arkadaşlar sağ olsun. Bir şeyler ısmarladı. Yoksa acımdan geberirdim. Sabah babamın verdiği para yola gitti. Her sene iki kere yurt dışına çıkarım Muhsin. Neden? Gardırobumu yenilemek için. Özellikle modanın merkezi Paris'e gider, oradan alırım. İyi, baban bu kadar çok para harcamana ses çıkarmıyor. Neden çıkaracakmış? Ben onun tek kızıyım. Kimin için kazanıyor ki? Hem bol para harcayan yalnız ben miyim? Annem benden daha fazla harcar. Her sene arabasını yeniler o. Ay sahi araba dedim de sen de bir araba alsana kendine. Alacağım hem de en kısa zamanda. Şöyle güzel bir şey al ama. Öyle yapacağım. Vakit geç oldu, kalkalım mı? Olur. Sen hesabı iste, ben tuvalete gidip makyajımı tazeleyeyim. Tamam. Garson bey, hesabı alabilir miyiz? Hemen efendim. Şükran doğru söylüyor. Eğer onunla arkadaşlığımı devam ettireceksem kendime bir araba almalıyım. Buyurun beyefendi. Teşekkür ederim. Bakalım kaç para tutmuş. Ne? Olamaz. Alt tarafı iki kişi yemek yedik. Ha tabii, sosyete yeri ya. Kazıklayın kazıklayabildiğiniz kadar. İyi ki annemden o iki altını alıp da kuyumcuya bozdurmuşum. O bile yetmiyor. Bir de sakladığım bir 20 lira vardı. Onu da ekleyeyim bari. Ter bastı. Eve gidecek para kalmadı. Şükran'a beni eve bırak da diyemem. Daha arkadaşlığımızın başında oturduğum mahalleyi, eski evimizi görmesini istemiyorum. Olmazsa bir taksiye biner, evdekilerden para alır öderim.
Allah aşkına Talat Bey, otur biraz. Kız çocuğu değil ki, koca adam bu. Birazdan gelir. Saat gecenin yarısı oldu Behvari. Bu saatte iki uğursuzu dışarıda. Bir baba olarak endişe duymamak mümkün değil ki. Hah, geldi işte. Anne, bakar mısın biraz? Geliyorum oğlum. Ne var? Niye içeri girmiyorsun oğlum? Kapıda taksi bekliyor anne, biraz para. Para mı? Ne oldu oğlum? Anlatırım anne, şu taksinin parasını verelim de. Kaç para istiyorsun Muhsin? 25 lira baba, gece tarifesi ya. Bilmem o kadar var mı üzerimizde. 10 lira var, al. Yetmez anne, sende yok mu ya? Bende ne gezer oğlum? Ne ev be, bir 25 lira çıkmıyor. Hayrola neler oluyor? Hah, Tahsin, sende para var mı? Kapıda taksi bekliyor. Bekle biraz. Neler oluyor Muhsin, söyler misin? Yok bir şey baba, üzerime gelmeyin. Bir şey olduğu yok, param kalmadı. Ben de taksi tuttum geldim, hepsi bu. 20 lira yeter mi? Yeter, ver. Taksiciye parayı verip geleyim. İyi geceler, ben yatmaya gidiyorum. İyi geceler oğlum. Neler olduğunu görüyor musun Mehbari? Biri işe girdi, bindiği taksinin parasını ödeyemiyor. Ötekine harçlık veremiyoruz diye üzülürken o cebinden çıkartıp veriyor. Tahsin bu kadar parayı nereden buldu dersin? Bilmiyorum bey. Düşünüp de hasta olmayalım. Vakit çok geç oldu, yatalım hadi. Yarın olsun, hayır olsun. Talat Bey ve Mehpare Hanım varlarını yoklarını ortaya koyarak iki oğul büyütürler. Tek gayeleri oğullarının iyi birer insan olarak yetişmeleridir. Boğaziçi Üniversitesi'ni bitiren büyük oğul Muhsin bir holdingde iş bulur. Küçük oğlan Tahsin ise hukuk fakültesinde okumaktadır. Talat Bey ise ele güne muhtaç olmamak için elindeki daktilosu yaz kış sokakta arzuhalcilik yapmaktadır. Fakat belediye çalışmasını engelleyince çalışamaz duruma düşer. Çalıştığı holdingin sahibinin kızı Şükran'la arkadaş olan Muhsin, kendisine araba alacağını söyleyerek eve yardım yapmayı reddeder. Okulda okuyan Tahsin ise uyuşturucu ağına yakalanır. Muhsin'in zengin kızı olan Şükran'a yetişmesi kolay değildir. Bir gece kızla yemeğe çıkınca eve parasız döner. Ne yapacağız bu çocuklarla Mehpare? Büyüdükçe huyları değişmeye başladı. Eski terbiyeleri, efendilikleri kalmadı. Bilmiyorum bey. Bir şey soracak olsam hemen paylayıveriyorlar. Adeta azarlıyorlar. Beni Muhsin'den çok Tahsin düşündürüyor. Dün gece gördün. Ağabeyi taksi parası istediği zaman 20 lira verdi. Ya. Elinde de daha para vardı. Nereden bulur bu çocuk bu paraları? Dün gece sen uyuduktan sonra odasına gittim, sordum. Bir arkadaşı bankaya yatırması için vermiş. Sen de inandın mı? İnanmayıp da ne yapacağım, öyle söyledi. Yoksa senin aklına başka şeyler mi geliyor? Çok şey geliyor ama... Neyse. Çok boş bıraktık Tahsin'i, çok. Çocuk değil ki bu Talat Bey, peşinden koşalım. Ben zaten anlamam. Sen arzuhalcilik yapıyordun. Takip edecek vaktin mi vardı? Her neyse. Kötü bir yoldaysa Allah yardımcısı olsun. Muhsin'e gelince, o da başka bir alem. Daha eli para görmeden değişti. Bence bu çocuğu bir an önce baş göz etsek iyi olur Mehpare. Benim de aklıma gelmedi değil. Para insanı hem şımartır hem şaşırtır. Maazallah ahlakımıza sığmayan şeyler yapabilir. Evlendirelim hanım, evlendirelim Muhsin'i. İnşallah. Yoksa elimizden uçup gidecek. Senin tanıdığın komşu kızları vardır elbet. Mübecceli tanırsın. Kocası 2 sene evvel trafik kazasında ölmüştü hani. Tanımaz olur muyum? Neden sordun? Geçen gün sen dışarı çıktığında kızıyla oturmaya gelmişlerdi. Görme kızı. O kadar güzelleşmiş ki. Bir de terbiyeli. Kahveleri bile o pişirdi. Madem sen beğendin, Muhsin'in aklına girip isteyelim kızı. Bilmem ki. Muhsin beğenir mi, ister mi acaba? Neden istemesin canım? Akşam gelince konuyu açalım kendisine. Yemekler çok lezizdi Mehpare. Ellerine sağlık. Afiyet olsun bey.
Eline sağlık anne. Eline sağlık anne. Afiyet olsun yavrularım. Evet, karnımızı doyurduk. Sizinle biraz konuşmak istiyorum çocuklar. Hayırdır baba? Bakın çocuklar, çok şükür ailemiz mutlu bir aile. Ben de anneniz de sizleri en güzel şekilde yetiştirmek için çabalayıp durduk. Şimdi artık bazı şeylerin zamanı geldi sayılır. Ancak devir de değişti. Bizim zamanımızdaki kadar kolay değil hiçbir şey. Bu güçlüklerin altından hep birlikte kalkmak gerek. Muhsin oğlum. Evet baba. Geçenlerde eski bir ahbabımız ziyarete gelmiş annenizi. Yanında da kızı varmış. Annem pek beğenmiş. Tam bize göre uslu, güzel, terbiyeli bir kız diyor. Senin de evlenip bir yuva kurma zamanın geldi artık. Ne dersin? Hep birlikte gidelim ziyaretlerine. Bir gör şu hanım kızı ha? Neler söylüyorsun baba? Nereden çıktı şimdi bu? Olmaz öyle şey. Ben evleneceğim kızı kendim seçerim. Oğlum yine sen seçeceksin tabii de. Bir gör bakalım. Beğenmezsen olmaz tabii. Öyle ya, zorla olacak iş değil ki bu. Neden kızıyorsun oğlum? Nasıl kızmayayım anne ya? Evlilik ciddi bir şey. Bu yüzden üstelemeyin bana. Karışmayın. Ben kimseyi görmeye falan gitmem. Peki oğlum, sen bilirsin. Nasıl istersen öyle olsun. Neyse, bu konuyu kapatıyorum. Konuşmamız gereken başka şeyler de var. Neymiş onlar baba? Benim iş durumum ortada. Biraz sıkıntı içindeyiz şu aralar. Hiç olmazsa belirli bir şeylere yardımcı olabilecek misin? Kaldırabileceğim kadarıyla yardımcı olurum tabii ama söylemiştim, araba alacağım. Hatta bankadan kredi almayı düşünüyorum. Sen bilirsin. Ödeyecek olan sensin. Ben daha fazlasını yapamam. Eline inci tanesi gibi bir meslek verdim. Gerisi sana ait. Fazla bir katkıda bulunamam. Tahsin'in harçlığını veririm. Sen bilirsin. Aslında onun harçlığa pek ihtiyacı yok galiba. Ne? Ne demek şimdi bu? Neden ihtiyacım olmasın ki? Dün gece ağabeyin para istediği zaman hiç zorlanmadan çıkarıp verdin oğlum. Sana o kadar harçlık vermedim ki ben. Sanırım bir baba olarak bu parayı nereden bulduğunu öğrenme hakkım var değil mi? Sahi ya. Nereden buldun o parayı Tahsin? Dün gece anneme de söyledim. Benim değil. Bir arkadaşım verdi. Bankaya yatıracaktım. Ben de sana söyleyecektim abi. Dün gece sana verdiğim 20 lirayı varsa ver de yerine koyayım diye. Tamam. Odama gittiğim zaman hatırlat vereyim. Hanım, Şükran dün gece kaçta geldi eve? Bilmiyorum Halit. Niye soruyorsun? Niye soruyorsun da ne demek yahu? Baba değil miyim? Elbette soracağım. Koskoca holding sahibi oldun ama şu köylülüğü bir türlü atamadın üzerinden. Tıpkı dar gelirli tutucu aileler gibi davranıyorsun. Saçmalama Bircan. Zenginlik insandaki namus anlayışını yok etmez. Doğru, Gümüş Holding'in sahibiyim. Ama aynı zamanda hayattaki tek varlığım kızım Şükran'ın da babasıyım. Sen babasıysan ben de annesiyim beyefendi. O zaman zengin, sosyetik bir kadın gibi umursamaz davranmak yerine kızının namusunu, şerefini düşünen bir anne gibi hareket et. Saçmalıyorsun Halit. Ben her zaman bir anne gibi davranıyorum. Ama Şükran'ın dün nerede olduğunu, kiminle olduğunu ve eve kaçta geldiğini bilmiyorsun. Ay, canımı sıkıyorsun ama Halit. Şükran koskocaman kız. Ne yaptığını bilecek kadar da aklı başında. Ben onu bunu bilmem Bircan. Bu kız aldı başını gidiyor. Haberin olsun. Biraz kulağını çek. Ay, tamam tamam, çekerim. Hadi sen şirkete git. Hadi eyvallah. Of of. Değil bir tane, 10 tane daha holdingi olsa değişmeyecek bu adam. Ayol, sosyeteye mensup bir aileyiz. Artık kız nerede, saat kaçta geldi gibi aptalca sorular sormanın alemini anlayamıyorum. Ne oluyor mami? Kendi kendine ne konuşuyorsun bakayım sen? Çok şükür. Gümüş Holding'in varisi Şükran Hanım sonunda uyanabilmiş. Şimdi durup dururken bu kinayeli lafları niye söylüyorsun anne? Birkaç dakika önce kalkıp gelseydin de babanın senin için dediklerini duysaydın küçük hanım. Ne söyledi babişim? Neler söylemedi ki? Senin dün gece kiminle beraber olduğunu, nerede olduğunu, eve kaçta geldiğini sordu durdu. Of, senin yüzünden bana da etmedik laf bırakmadı. Sebep? Seni fazla başıboş bırakıyormuşum. Söyle bakayım, neredeydin dün? Ay, bir arkadaşımla birlikte yemek yedim.
Ne var bunda? Ay fellik fellik geziyorsun. Artık toparlanman gerekiyor. Ne yapacaktım yani? Evde oturup da bekleyecek miydim? Söyle babama açsın bir reklam ajansı bana. Boş oturmak için okumadım ben. Tabii açacak. Onun için de sıra gelecek. Önce sana hayırlısıyla iyi bir kısmet bulursak, şöyle seviyemize uygun aklı başında birini, sana dillere destan bir düğün yapacağız. Ne oldu? Niye gülüyorsun? Hiç. Bir şey geldi de aklıma. Ne geldi? Ben tam evlilikten bahsederken. Dün akşam Muhsin adında bir gençle birlikteydim. Hmm. Muhsin kim biliyor musun anne? Babamın şirketinde çalışan biri. Ne? Delirmiş olmalısın. Ama çok efendi bir genç. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun. Birlikte yemek yedik. Ay kim bu çocuk? Kimin nesi? Neyin nesi? Nereden çıktı? Baban duymasın Şükran, çok kızar. Bilirsin bu konularda hiç şakası yoktur. Ay ne var bunda anne? Benim arkadaşım olamaz mı yani? İsterseniz getirir tanıştırırım. Nasıl biri bu Muhsin denen çocuk Şükran? Bizim seviyemize uygun biri mi? Yoksa sıradan insanlardan mı? Ay bu ne panik anne. Yoksa beni o süslü görgüsüz arkadaşlarından birinin oğluyla mı evlendireceksin? Güzel konuş benimle. Kim bu Muhsin dedim. Ciddi misin bu arkadaşlıkta? Ay onu bilmem ama ben ciddiyim. Allah, sen kötülükten uzak tut yavrularım. Akıl fikir ver ya Rabbim. Hayırdır Mehpare? Kendi kendine mi konuşuyorsun? Ay korkuttun beni bey. Dalmışım, dua ediyordum. Duydum, duydum. Senin duaların olmasa bizim halimiz nice olurdu acaba? Neyin var senin? Hiçbir şey. Düşünüyordum işte, her zamanki şeyler. Geçim derdi. Haklısın. Belediyenin çalışmamızı engellemesi çok kötü oldu değil mi? Tam ihtiyacımız olduğu zaman hem de. Emekli maaşı almaya nereden baksan 10 gün var. Bende para kalmadı. Çocuklar harçlık ister. Evde yiyecek bitmek üzere. Derim ki sendeki şu altınları bozursak ha? Altınları mı dedin? Evet, başka çare yok ki. 5 kuruşumuz kalmadı. Muhsin Bey ay başında para alacak. Yardımcı olmaya da pek niyeti yok. İlk heves işte. Kendine bir şeyler alacak galiba. Bana kalırsa ellemeyelim çocuğu. Biz idare etmeye çalışırız. Talat Bey. Altınlar yok. Ne? Yok mu? Nerede peki? Onları geçen gün Muhsin istedi. Çok lazımmış. Bir iş için dedi. Verdim. Ay başında yerine koyacak. Genç delikanlı, parasız kalmasın dedim. Hemen ilk maaşıyla alıp vereceğini söyledi. Sen yine bilme istersen. İyi güzel de ne yaptı o kadar parayı? Geçen gece taksi parası bile yoktu cebinde. Bilemiyorum bey. Ha neyse, tamam tamam, üzme kendini. Haklısın, çocuk genç. Yeni bir muhite girdi. Belki arkadaşlarıyla falan bir yerlere gitmiştir. Geç geldi çünkü 2 gece. Ben hiç bilmemiş, duymamış olayım. Bir başka çare düşünelim o zaman. Bir yer bulabilsen Talat Bey. Daktilonu koyabilecek bir yer bulabilsen. 2-3 kuruş kazanıyorduk. Tezgahı öyle her yere açamazsın ki hanım. Belediyenin, hükümetin binasının olduğu yerlere, vergi dairelerinin yanına koyacaksın ki masanı işe yarasın. O da doğru ya. Hele bir tıraş olayım. Sonra da çıkıp bir dolaşayım bakalım. 3-5 kuruş borç bulayım arkadaşlarımdan. Tahsin yarın harçlık diye dikilir karşıma. Ya. Bir de harç parası var çocuğum. Allah yardımcımız olsun. Amin. Ne o Tahsin? Yüzün asık oğlum. Derdin yine para mı yoksa? Para tabii be Volkan. Peder Bey sabahları yol parasını cebime zor koyuyor. Bu gidişle benim okulu bitirmem hayal. Her şeyi ailenden beklemeyeceksin aslanım. Biraz da sen gayret göstereceksin. Nasıl yani? Ne yapabilirim ki? Madem okuyorsun, madem ailen dar gelirli,
Bir şeyler yapıp para kazanmanın yolunu bulacaksın. Bak yine uyuşturucu kuryeliğinden söz edeceksen vazgeç oğlum. Ben böyle şeyler yapamam. Hemen yapamam deyip kestirme oğlum. Bu işte çok para var diyorum sana. Hem de aklının alamayacağı kadar çok para. Ama tehlikesi de var, öyle değil mi? Ne tehlikesi be oğlum? Yapacağın iş çok basit. Benim verdiğim uyuşturucuyu adrese teslim edeceksin. Hepsi bu kadar. Peki sonra? Karşılığında alacağın paranın %10'u senin olacak. Yetmez mi? %10'u benim mi olacak? Ne sandın ya? Onun için bu işte çok para var diyorum ya sana. Gel rahatça konuşabileceğimiz bir yere gidelim. Buyurun Muhsin Kadıoğlu. Merhaba. Şükran ben. Aa, nasılsın Şükran? İyiyim. Akşam buluşuyor muyuz? Sen istersen tabii buluşuruz. O zaman istiyorum. Emredersiniz. Emrediyorum. Çıkışta otoparkta arabamın içinde bekleyeceğim. Lütfen gecikme. Tam 6'da arabada olacaksın, tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Dün gece buluştuk, bir yemek yedik, iki cumhuriyet altından mal oldum. Bugün kim bilir nereye ne harcayacağız. Cebimde para da yok. Maaşıma karşılık muhasebeden avans çekeyim bari. Talat Bey ve Mehpare Hanım varlarını yoklarını ortaya koyarak iki oğul büyütürler. Tek gayeleri oğullarının iyi birer insan olarak yetişmeleridir. Boğaziçi Üniversitesi'ni bitiren büyük oğul Muhsin bir holdingte iş bulur. Küçük oğlan Tahsin ise hukuk fakültesinde okumaktadır. Talat Bey ise elindeki daktilosu yaz kış sokak ortalarında arzuhalcilik yapmaktadır. Fakat bir gün belediye engel olunca bu işi de yapamaz olur Talat Bey. Hukuk fakültesinde okuyan Tahsin lüks yaşamak uğruna uyuşturucu mafyasının tuzağına düşer. Patronun kızıyla evlenmeyi kafasına koyan Muhsin'in ise ailesinin çektiği geçim darlığı umurunda bile değildir. Şükran Muhsin'i evlerine davet eder. Yemekte Şükran'ın babası Muhsin'e kızıyla evlenip evlenmeyeceğini sorunca sevinçle kabul ettiğini bildirir. Fakat Talat ve Mehpare çifti oğullarının para uğruna bir takım değerleri ayaklar altına aldığını görünce şiddetle bu evliliğe karşı çıkarlarsa da bu sonucu etkilemez. Şimdi patronun kızı Şükran, Muhsin'in anne babasıyla tanışmak için evlerine gelmiştir. Hoş geldin Şükran Hanım kızım. Buyur, geç içeri. Merhaba. Hoş geldiniz kızım. Şeref verdiniz fakirhane bize. Fakirhane mi? Sizleri tanıştırayım. Babam Talat Kadıoğlu. Baba, bu da Şükran. Pek de güzelmiş kızımız. Maşallah, maşallah. Nasılsınız kızım? İyiyim, mersi. Ay ne hoş. Demek sen bu evde oturuyorsun ha Muhsin? Evet canım. Babamın babasından kalmadır. Evet, yemekler hazır. Sofraya oturalım mı, ne dersiniz? Çok iyi olur baba. Hadi Şükran. Ay, oturmasına oturalım da erken gideceğimizi unutma Muhsin. Bizi bekliyorlar biliyorsun. Bu ne acele kızım? Şükran'ın arkadaşları bizi bekliyorlar baba. Aslında bugün oraya söz vermişti Şükran ama sizi kırmak istemedi. Önemi yoktu kızım. Başka zaman da gelirdiniz buraya. Nasıl olsa artık burası sizin için yabancı bir ev değil. Ay kusura bakmayın ama kendi evimden başka her yer bana yabancıdır. Hadi yemeklerimizi koyabilirsin anne. Neyin var Şükran? Evden çıktığımızdan beri tek bir kelime etmedin. Bir şeyim yok Muhsin. Ama çok sinirlisin. Bilmeden bir kusur mu ettik yoksa? Sadece şaşkın ve öfkeliyim. Keşke tanıştırmadan önce bana ailenden biraz söz etseydin. Onları görünce şaşırdım kaldım. Seni şaşırtan ne oldu Şükran? Fakirliğimiz mi? Yalnız o değil. Giyim kuşamları, konuşmaları, evin eskiliği, eşyalar, her şey. Neyse boş ver. Ben seninle evleneceğim, ailenle değil. Esas şaşırması gereken bir başkası. Kim? Annem. Asıl o ne yapacak sizinkileri görünce pek merak ediyorum doğrusu. E
Gelin hanımı nasıl buldun hanım? Bizi pek beğenmedi gibime geldi de. Bana da öyle geldi. Suratının somurtkanlığını görmedin mi? Ben de öyle tahmin etmiştim. Peki biz bunun farkındayız da. Oğlumuz Muhsin farkında değil mi? Farkındadır herhalde ama elinden bir şey gelmiyor. Kıza bir şey söyleyecek olsa alacağı cevabı bildiği için hiç ağzını açmadı. Yazık, ne kadar acı. Bir evlat ki evleneceği kız ailesini hor gördüğü halde ona bir şey diyemiyor. Nasıl desin? Muhsin'in gözü kızın babasının servetinde hanım. Para hırsı insanda ne gurur, ne haysiyet, hiçbir şey bırakmaz bilmez misin? Allah mesut etsin, ne diyelim. Nasıl? Kokaini çekince kelli oldun mu delikanlı? Hiç sorma. Sanki ayaklarım yerden kesilmiş gibi ha. Sanki bulutların arasındayım ha. Bu kokain acayip bir şeymiş. Acayiptir tabii. Boşuna alışmadık bunlara. Bir gün koklamasak kafayı yiyoruz. İçince de sahte cennette yaşıyoruz. Ben gideyim artık. Parayı verdim sana ha. Dikkat et, düşürme. Şimdi uyuşturucunun etkisiyle sarhoş gibisin, tamam mı? Tamam. Çıkış kapısı nerede? Sen kapının yolunu bile göremeyecek durumdasın aslanım. Dur sana yardım edeyim. Gel hadi. Oğlum, Tahsin, neyin var senin? Sarhoş gibisin. İçtin mi yoksa? Ne içkisi be anne? Biraz başım dönüyor. Yatarsam geçer. Bir şey yemeyecek misin evladım? Karnım aç değil. Hadi iyi geceler. Paraları Volkan'a da götüremedim. Üzerimde kaldı. Neyse canım, yarın veririm artık. Dünyanın parası var ha. Dur, pantolonumun arka cebine koyayım. Vay be. Uyku gözümden akıyor. Nereden çektim şu kokaini? Anlattıklarına Şükran. Vallahi doğru söylüyorum. Muhsinlerin evine gidip de ailesini görünce kendimi uzaylıların arasına düşmüş sandım kızlar. Şükran, lütfen hayatım. Anne hayatım canım, yalan mı söylediklerim? İnanın kızlar, herhalde ben de oraya gidince ayağıma bir şalvar giyerim. Başıma bir örtü takarım. Artık siz de bize gelir pişirdiğimiz kuru fasulyeyi yersiniz. Dans edelim mi? Ay olur. Bak, peşin söyleyeyim Muhsin. Bir daha sizin evinize falan gitmem bilmiş olur. Kendimi temizlikçi kadının evinde sandım ayol. Ama Şükran, ben de o evin bir insanıyım. Sen başka. Sen artık Halit Gümüş'ün damadısın. Bulunduğun yeri hazmedemeyeceksen bu iş başlamadan bitsin mi? Yok. Ben seninle evlenmek istiyorum. O zaman bana ayak uydur. Yarından itibaren şirketteki konumunu da konuşacağım babamla. Seni bir yere müdür falan yapsın. Koskoca Halit Gümüş'ün damadı sıradan bir eleman gibi çalışamaz. Baban nasıl uygun görürse? Babam değil, ben nasıl uygun görürsem öyle olacak. Biraz da alışveriş yap. Aklı başında kıyafetler al kendini. Benim muhitime giriyorsun artık. Olur. Ben de aynı şeyi düşündüm. Yarın ilk işim bu olacak. Ben de gelirim seninle. Sen şimdi o alıştığın basit zevklerin ürünü olan şeyleri alırsın. Ehliyet kursuna da yazdıralım artık seni. Sen varken ben araba kullanmak istemiyorum. Haklısın hayatım. Ehliyeti almayı ben de istiyorum zaten.
Neredesin hanım? Sabahın köründe yine çalışmaya mı başladın yoksa? Çamaşır yıkayacağım bey. Su ısıtıyorum. Birazdan gelirim. Tahsin'in kıyafetleri ne durumda acaba? Ne zamandır pantolonunu yıkamıyordum. Odasına girip de alayım. Nasıl da derin derin uyuyor. Dün gece geldiğinde sarhoş gibiydi. Gözleri kanlanmıştı. Ne yapıyor bu çocuk acaba? Neyse pantolonunu alayım. Ceplerine bakayım da bir şey olmasın. Bu da ne? Arka cebinden kalın bir zarf çıktı. İçinde ne var acaba? Amanın! Zarfın içi para doluymuş. Ya ama nereden buldu bu çocuk bu paraları? Hiç dokunmayayım. Yine cebine koyayım. İşin bitti mi hanım? Çamaşırları kazana koydum da. Kaynıyor bey. Bir çamaşır makinesi alamadık sana be hanım. Bunca senedir elinde yıkadın hep. Öyle üzülüyorum ki. Seni hiç rahat ettiremedim. O nasıl söz bey? Ben memnunum hayatımdan. Sen bana herkesin sahip olamadığı şeyler verdin. Huzur verdin, sevgi verdin. Allah razı olsun. Gerisi boş. Allah senden de razı olsun. Çocuklar geç geldi yine değil mi? Evet, ikisi de uyuyor. Bak ne diyeceğim bey. Muhsin'le Şükran evleneceklerine göre biz bu kızı gidip istemeyecek miyiz? He? Bilmem ki. Sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum. Nasıl yaparlar, ne ederler? Sormaya kalksan azarlıyorlar baksana. Bekleyelim bakalım. Elbet ne yapmamız gerektiğini söyler Muhsin. Benim bildiğim bu işin adeti vardır. Gidilir, kız istenir, konuşulur. Bunlar kendiliklerinden bir sürü şey yapıyorlar. Zaten altından nasıl kalkacağız bakalım. Bunlar zengin insanlar. Ne isteyecekler, ne yapacaklar? Günaydın. Günaydın oğlum. Nasılsın oğlum? İyiyim baba. Biz de şimdi annenle senden söz ediyorduk. Şu meseleyi enine boyuna konuşsak diyorum ha. Neyi konuşacağız baba? Beğenmediniz mi kızı yoksa? Yok oğlum öyle bir şey demedim. Allah ikinizi de mesut etsin. Daha konuşacak ne var ki? Biz ne yapacağız? Yani neler olacak? Bir anne baba olarak gidip isteyecek miyiz Şükran Hanım kızımızı? Bir yol göster bakalım. Ne bileyim ben baba. Bu halinizle nasıl gideceksiniz onların evine? Ne varmış bizim halimizde oğlum? Bana sormayın ya. Onlar görgülü, zengin, modern insanlar. Bizim zengin olmadığımız, modern olmadığımız doğru olabilir oğlum. Ama görgüsüz değiliz Allah'a şükür. Eğer sen ailenden, seni yetiştiren, dünyaya getiren, büyüten insanlardan bu kadar utanıyorsan... ...senin bileceğin iş. Gider kendine evlenirsin. Biz gözükmeyiz ortalıkta. Merak etme, kimsenin seninle alay etmesine fırsat vermeyiz. Of, sizde de bir şey konuşulmuyor ha. Ben gidiyorum. Duydun değil mi söylediklerini bey? Bizden çıktı bizi beğenme. Hiç üstüne gitmeyelim hanım. Bırak nasıl isterler söyle yapsınlar. Şimdi işler böyle oluyormuş. Bizim zamanımızda öyle miydi ya? Herkese günaydın. Günaydın oğlum. Hele şükür kalkabildin Tahsin bey. Ama hala uykum var. Gecenin o saatinde gelirsen uykun olur tabii. Nerelerdesiniz o saatlere kadar bilmiyorum. Abi kardeş aldınız başınızı gidiyorsunuz of, oğlum. Of. Oğlum saat kaç oldu? Ne zaman okula işe gideceksin? Baba düşündüm de ben kiraya çıkacağım. Zor oluyor buradan gelip gitmek. Artık para da kazanıyorum. Sen neler saçmalıyorsun oğlum? Yani bizimle oturmayacak mısın artık? Söyledim anne. Okul ve iş yeri Avrupa yakasında. Buradan gidip gelmek hem zor oluyor hem de masraflı. Hele şimdi çalışıyorum. İyice zor oluyor. Akşamları da ders yapıyorum zaten. Bu yüzden geceleri geç geliyorum. Bir arkadaşım var. Onunla paylaşacağımız bir ev tutacağız. İyi de oğlum. Bir ev açmak o kadar kolay mı sanıyorsun? Yiyeceğine yetmez o para. Hem burada çamaşırın yıkanıyor. Sofranın önüne açılıyor. Aman baba. Düşündüğün şeylere bak. Arkadaşım zengin. Ben çok küçük bir katkıda bulunacağım. Merak etme. Kazanacağım para yeter. Madem öyle diyorsun oğlum. Sen bilirsin. Bey, izin mi veriyorsun yani? Ne var bunda anne? Herkes, bütün arkadaşlar aynı şeyi yapıyor. Hem ben sizden de bir şey istemiyorum.
Kendi açlığımı kendim kazanacağım. Abim de evleniyor. Siz de emekli maaşınızla geçinir gidersiniz. Hayat boyu sizinle kalacak değiliz ya. Oh. Neyse ben gidip giyineyim. Tahsin'e izin vermekte doğru mu yapıyorsun bey? Nereden çıktı bu ev işi şimdi durup dururken? Bırak canları ne istiyorsa yapsınlar hanım. Yoruldum artık. Baksana ailem dağılıp gidiyor. Ayrıca haklı. Hayat boyu beraber olacak değiliz ya. Gidip şununla bir de ben konuşayım. Tahsin. Anne lütfen. Anlayışlı ol. Kocaman adam oldum artık. Bırak bizi çocuk muamelesi yapmayı. Benim söylemek istediğim şey başka. O paralar kimin? Hangi paralar? Pantolonunun arka cebindeki paralar. Sen benim ceplerimi karıştırmaya mı başladın anne? Sabahleyin yıkamak için alacaktım pantolonunu. O zaman gördüm. Hem ben senin annenim. Sormaya hakkım var. O kadar da değil. Karıştıramazsın. Şimdi bu evden gitmek istemekle ne kadar isabetli bir iş yaptığımı daha iyi anlıyorum. Sen benim soruma cevap ver. Nereden buldun o paraları? Madem o kadar merak ediyorsun söyleyeyim. Benim değil o paralar. Bir arkadaşımın. Hiç heveslenme. Heveslenme de ne demek? Sen neler diyorsun? Nasıl arkadaş bu? Bir servet kadar çok olan paraları sana nasıl veriyor? Neden veriyor? Anne! İş ilişkilerimi sana anlatacak değilim. Senin bana güvenin zerre kadar yok ama arkadaşlarımın var anne. Ben gidiyorum. Talat Bey ve Mehpare Hanım varlarını yoklarını ortaya koyarak iki oğul büyütürler. Tek amaçları oğullarının iyi birer insan olarak yetişmeleridir. Boğaziçi Üniversitesi'ni bitiren büyük oğul Muhsin bir holdingde iş bulur. Küçük oğlan Tahsin ise hukuk fakültesinde okumaktadır. Talat Bey ise elindeki daktilosu yaz kış sokak ortalarında arzuhalcilik yapmaktadır. Ancak bir gün belediye engel olunca bu işi de yapamaz olur. Hukuk fakültesinde okuyan Tahsin lüks yaşamak uğruna uyuşturucu mafyasının tuzağına düşer ve evi terk ederek uyuşturucu kuryeliği yapmaya başlar. Öte yandan patronun kızı Şükran'la evlenmeye karar veren Muhsin için düğün hazırlıkları başlamıştır. Çaresiz kalan Talat Bey, oğlunun düğününü yapabilmek için oturduğu evini, dünürü Halit Bey'in şirketine kat karşılığı verir ve bir miktarda para alır. Muhsin, anne ve babasına kendilerine bir ev kiraladıklarını ve hemen çıkmaları gerektiğini söyler. Tam bu sırada Tahsin'in kız arkadaşı Handan, Talat Bey'e oğlunun uyuşturucu satarken polis tarafından yakalandığını söyler. Yaşlı adam ve karısı yıkılır. Oğlumuzu savcılığa sevk ettiler hanım. Maalesef sana güzel haberler getiremedim. Allah Handan Hanım kızımdan razı olsun. Babası çok yardımcı oldu. Erek'le bakacak yüzümüz kalmadı artık. Muhsin hadi partiye gecikiyoruz. Atla arabaya da gidelim. Şimdi eğlenceye gitmenin sırası değil Şükran. Ne yani gelmeyecek misin? Nasıl geleyim baksana. Sana ne canım? Ne işi varmış uyuşturucuyla? Çeksin cezasını o zaman. Bu partiye gitmezsek çok kötü olur. Başta annem çok bozulur, bilmiş ol. Geleceksen gel, gelmeyeceksen ben gidiyorum artık. Gelemem Şükran. Biraz anlayışlı ol lütfen. Üf, sen bilirsin. Kapı önünde durmayalım. Hadi içeri girin. Ağlama hanım, ağlama. Belki savcı serbest bırakır. Hep sizin yüzünüzden. Öyle sıktınız ki çocuğu bunaldı. Nereden çıkmış bu uyuşturucu satma işi? Bugüne kadar fark etmediniz mi? Sen de bu aileden biri değil misin? Hadi biz fark edemedik. Abi olarak sen nasıl fark edemedin oğlum? Evladım, bu işin buralara gelebileceğini biz de tahmin etmedik ki. Hangi ana baba evladına böyle şeyleri yakıştırabilir? Tamam her neyse. Benim gitmem lazım. Şükran çok bozuldu. Gidip gönlünü alayım bari. Zaten benim yapabileceğim bir şey de yok. Size de teşekkürler Handan Hanım. Estağfurullah. Görüyor musun Handan kız? Biz güya temelleri sağlam bir yuva kurduğumuzu sanıyorduk. Örfüne geleneğine bağlı oğullar yetiştirdik diye övünüyorduk. Üzülmeyin mehbar
Bahire teyze. Siz elinizden geleni yapmışsınız. Andan kızım. Bizim yüzümüzden sen de geç kaldın. Yok amcacığım. Hem babam zaten buraya gelecek. Allah ondan da razı olsun. O da bizim için çok yoruluyor. Mehpare. Hala çok iyi insanlar var şu dünyada biliyor musun? Çok şükür. Ben açarım, babam olabilir. Gel babacığım, hoş geldin. Merhaba kızım. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz Servet Bey. Hoş geldiniz. Babacığım, bu hanım Tahsin'in annesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizinle başka şartlarda tanışmak isterdim ama... Yeni bir haber var mı avukat bey? Ne yazık ki pek iyi haberlerle gelemedim Talat Bey. Savcı Tahsin'i tutukladı. Sorgulamada suçunu itiraf etmiş. İşimiz bir hayli zorlaştı. Peki şimdi oğlum nerede avukat bey oğlum? Cezaevine koydular teyzeciğim. Gittim görüştüm kendisiyle. Yaptıklarını inkar etmiyor zaten. Bu işe çok para kazanmak amacıyla girmiş. Öyle söyleyeyim. Yani kurtuluşu zor mu diyorsunuz? Öyle görünüyor beyefendi. Ama yine de elimden geleni yapacağım. Ah, bir şey daha var. Nedir? Çok acı ama söylemek zorundayım. Oğlunuz aynı zamanda kullanıcı da. Yani kokain kullanıyormuş. Adli tıpta tespit etmişler. Bir bu eksikti ya Rabbim. Bir bu eksikti. Neler söylüyorsunuz avukat bey? Maalesef Tahsin Bey. Oğlunuz uyuşturucu bağımlısı. Bunun tespit edilmesi de benim işimi zorlaştırıyor. Ağlama hanım. Ne yapalım? Cezasını çekecek elbet. Hapisten çıkınca tedavi ettiririz. Yani bakarsın orada uyuşturucu bulamaz. İnanamıyorum. Bu bir skandal. Damadımızın kardeşi uyuşturucu satıcısı öyle mi? Ama ne bileyim öyleymiş işte. Polis yakalamış. Muhsin de ailesinin yanında kaldı. Merhabalar, kusura bakmayın. Elimde olmayan nedenlerden dolayı zamanında gelemedim. Ah, geldin mi Muhsin? Biz de senden söz ediyorduk. Kardeşini tutuklamışlar ha? Davat. Aman Halit, el alemin adamından bize ne ayol? Aa, haklısın Bircan. Muhsin artık bizim ailemizin bir ferdi sayılır ha? Teşekkür ederim efendim. İlk anda sorunun ne olduğunu anlayamadığım için evdekileri yalnız bırakamadım. Şükran da bana kızdı haliyle. Beni affettin mi canım? Tamam. Ama bir dahaki sefere sakın beni ortada bırakma. Yoksa son olur. Aa, söz veriyorum hayatım. Tahsin, yarın cezaevine gidip görmeye çalışalım Tahsin. Ne de olsa o bizim çocuğumuz. Baba, ben artık Halit Gümüş'ün damadı sayılırım. Böyle itibarlı bir adamın adını bu saçmalıklarla lekeleyemem. Kusura bakma, benim Tahsin diye bir kardeşim yok artık. Benden bir şey beklemeyin. Muhsin, bunlar ne biçim sözler oğlum? O senin kardeşin. Artık öyle bir kardeş tanımam anne. Hapse girmiş. Adı kirli işlere karışmış. Benim istikbalim de kara bir leke olacak. Tamam oğlum. Nasıl istiyorsan öyle yap. Ama o da senin gibi bizim oğlumuz. Tamam tamam. Şu Tahsin işini bir yana bırakın da ev işini halledelim. Sözleşmeyi imzaladık. Size evde bulundu. Taşınmanız gerekiyor ki hemen inşaat başlasın. Bu arada nikah işlemlerini de başlattık. Muhsin, neler söylüyorsun oğlum? Şu ara bunları düşünecek zaman mı? Kardeşinin başına gelen felaket ortadayken. Anne, onun başına gelenlerden kendi sorumlu. Ben o yüzden planlarımdan vazgeçemem. Taşınmanız sorun değil. Bir kamyon getireceğiz, kapıya taşıyacaklar. Zaten ne var ki evde? Tamam oğlum, tamam. Nasıl bilirsen onu yap. Benim artık söyleyecek bir şeyim yok. Bittim ben, dayanamıyorum. Evet, tabii. Zaten ne zaman benimle ilgili bir şey olsa hemen bu tavrı takınıyorsunuz. İster kabul edersiniz, ister etmezsiniz. Ben evleniyorum. Düğün için harcayacağınız parayı size verilecek olan toplu paranın içinden alayım. Gerisini size veririm. Sen affet Allah. Sen onun kusuruna bak. Tamam oğlum, tamam. Gelme üzerimize artık. Nasıl bilirsen öyle yap. Ben gidiyorum. Şükran'ı yemeğe çıkaracağım. Geçecek bunlar bey. Herhalde kötü bir rüya görüyoruz.
Hiç ummadığımız, hiç düşünmediğimiz şeylerle karşılaşıyoruz. Sakın isyan etme hanım. Bunlar birer imtihan. Beterin beteri vardır. Bakarsın her şey düzelir. Yine de şükredelim halimize. Taşınacak mıyız bey? Evet, taşınacağız. Yeni bir ev, yeni bir hayat. Bakarsın her şey düzelir. Hem Tahsin için beklemekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok ki. Muhsin gelince söyleyelim. Yarın getirsin kamyonu taşınalım. Eşyaların hepsi taşındı mı baba? Taşındı oğlum. Annem nerede? İçeride. Ayrılamıyor herhalde evinden. Hay Allah. Anne, hala hazırlanmadın mı? Ev boşaldı. Sen ne yapıyorsun içeride? Namaz kılıyordur oğlum. Şimdi biter. Kamyon kapıda bekliyor. Benim dünya kadar işim gücüm var. Şükran bekliyor. Namazını gittiği yerde kılsa ya. Oğlum, kadıncağızın ibadetine laf söyleme bari. Kaç dakika sürer ki? Çok mu önemli dakikaların? Annen senin için bir ömür verdi. Sen de konuyu çarpıtma baba. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Bize tuttuğunuz ev cezaevine uzak olabilir. Ben bir kere gittim Tahsin'i ziyarete ama görüşmeyi kabul etmedi. Belli ki kendini suçlu hissediyor. Mahkemesi ne zamanmış? Avukat bir hafta sonra dedi. En az 5 yıl ceza alırmış. Her koyun kendi bacağından asılır. Uyuşturucu kuryeliği yapmasaydı o da. Okuldan arkadaşı olan Handan kızımla babası ilgileniyor bu işle. Sık sık gelip hatırımızı soruyorlar. Senin Gümüş ailesi bir kere olsun arayıp sormadı. Ne yani? Şimdi koskoca Halit Gümüş ayağınıza mı gelecekti? Geldim. Hazırım. Gidebiliriz. Evet, işte oturacağınız ev burası. Hadi hadi, çabuk olun, çabuk olun. Eşyaları içeri taşıyın, çabuk hadi. Hadi acele edin biraz. Ben size kapıyı açayım. Burası şehir merkezine çok uzak. Başka semtte ev bulamadın mı Muhsin? Her taraf gecekondu dolu. Yolları çamurdan geçilmiyor. Bizi buraya mı layık gördü oğlum? Bize tuttuğu bu ev resmen gecekondu bey. Anne, baba, gelin de evin içini görün. Geliyoruz oğlum, geliyoruz. Hadi mehbari. 2 oda ama size yeter de artar bile burası. Nasıl olsa ben de yokum, Tahsin de yok. Tahsin gelecek. Tamam tamam, bir şey demedim. Gelinceye kadar yeni evin inşaatı da biter. Oğlum, biz burada nasıl yaşarız? Baksana. Baksana duvarlara. Her yer rutubet içinde. Ayrıca her yere de uzak. Zaten yaşlıyız. Baba, sen de buldun bulunuyorsun yani ha. Kolay mı ev bulmak? Burayı zor bulduk zaten. Hadi oturun da şükredin. Önemli değil bey, yaşarız. Yeter ki onlar memnun olsun. Beyim, beyim, buzdolabı mutfağa sığmıyor, ne yapalım? Oturma odasında bir yere koyun gitsin. Hadi anne, baba, ben gidiyorum. Şükran beni bekliyor, sonra görüşürüz. Anacığım, bu bey sizin neyiniz oluyor? Oğlum olur. Deme ya. Nasıl evlat bu böyle? Niye sordum? Bu bey bizim şirkette müdür. Koskoca müdür anasını babasını burada mı oturtur ya? Hazır mısın hanım? Muhsin'in düğününe 2 saat kaldı. Hemen çıkarsak ancak yetişiriz. Allah biliyor ya, içimden hiç gitmek gelmiyor. İnsan yerine koyulduğumuz mu var sanki? Hatasıyla, sevabıyla oğlumuz o bizim. Gitmek zorundayız hanım. Nasıl bir oğulsa, sen de duydun. Tahsin'i ziyarete gittiğimizde çocuk söyledi. Beyefendi ziyarete gitmeyi yedirememiş kendisine. Mektup yazarak bulunduğu konumdan ötürü kendisine sahip çıkamayacağını söylemiş. Kardeşinden, anasından, babasından utanan birinin düğününe gitsek ne olur, gitmesek ne olur? Biliyorsun benim en büyük arzum oğullarımın düğününü görmekti. Hep bu an için yaşamıştım. Hadi üzme beni de gidelim artık.
Hem bir daha görür müyüz, göremez miyiz bilemiyorum. Neden böyle söyledin bey? Evlendikten sonra karısının evinde oturacağına göre... Biliyorsun, bizi pek beğenmiyorlar. Evlerine gitmeye kalksak belki de kabul edilmeyeceğiz. Dikkat ettin mi Talat Bey? Kapıcı kılığımızı beğenmediği için neredeyse bizi içeri bırakmayacaktı. Böyle yerlere bizim gibi insanların gelmesine alışkın değil adam. Ne yapsın? Bunca davetlinin içinde bizi görünce içeri almak istemedi tabii. İyi ki kimliğin yanındaydı da damadın babası olduğunu ispatladın. Yoksa arkamıza bakıp evimize dönecektik. Balo salonu nerede acaba? Düğün orada olacaktı. Şu ilerideki kapı olmalı. Kapıda duranlar da dünürlerimiz değil mi? Aa evet onlar. Gel hadi. Merhaba dünür. Oo hoş geldin dünürüm. Nerede kaldınız ya? Kusura bakmayın. Yollar malum. Bircan, Bircan. Efendim. Bak dünürler geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. Halit, sakın burada durmasınlar. Sıkmak için ben misafirlerimi bu insanlarla tanıştıramam. Tamam hanım, tamam. Gel dünür, gel, gel, gel. Sizi içeri götürüp bir masaya oturtayım. Buyurun, buyurun, gelin. Yorgunsunuzdur siz, gelin. Ya, hakikaten de çok yorulduk Halit Bey. Buraya gelmek için iki otobüs, bir minibüse binmek zorunda kaldık. Sağ olsun Muhsin bize öyle bir yerden ev kiralamış ki. Ya, çok mu beğendiniz? Evet, evet. Talat Bey ve Mehpare Hanım varlarını yoklarını ortaya koyarak iki oğul büyütürler. Tek amaçları oğullarının iyi birer insan olarak yetişmeleridir. Boğaziçi Üniversitesi'ni bitiren büyük oğul Muhsin bir holdingde iş bulur. Küçük oğlan Tahsin ise hukuk fakültesinde okumaktadır. Talat Bey elindeki daktilosuyla arzuhalcilik yaptığı sokakta belediye izin vermeyince bu işi de yapamaz olur. Çalıştığı patronunun kızıyla anlaşarak evlenmeye karar veren Muhsin için düğün hazırlıkları başlar. Oğlunun düğününü yapabilmek için çaresiz kalan Talat Bey, oturduğu evini, dünürü Halit Bey'in şirketine kat karşılığı vererek bir miktarda para alır. Bu sırada Tahsin'in uyuşturucu kuryeliği yaparken polis tarafından yakalandığı haberi gelir. Yaşlı adam ve karısı bu habere yıkılır. Öte yandan Muhsin, anne ve babasını kiraladıkları eve götürür. Burası şehirden uzak bir gecekondudur. Karı koca her şeye rağmen ses çıkartmadan bu köhne evde yaşamaya çalışır. Bir hafta sonra Muhsin'in düğünü lüks bir otelde yapılır. Ertesi günü Mehpare Hanım hastalanır. Hiç konuşmadan sabit bir yere bakmaktadır. Doktor Talat Bey'e Mehpare Hanım'ın ağır bir bunalım geçirdiğini söyleyerek yaşlı kadını hastaneye yatırır. Talat Bey, annesinin rahatsızlandığını oğlu Muhsin'e söyler. Demek Mehpare Hanım'ın oğlusunuz, öyle mi? Evet. Babamdan öğrendim annemin burada yattığını. Durumu nedir doktor? Oldukça kritik. Bir daha içinde bulunduğumuz dünyayla bir iletişim kuramamasından korkuyoruz. İşte yattığı oda burası. Buyurun girelim. Belki sizi görmesinde yarar olabilir. Anne. Bak ben geldim. Anne. Ben geldim diyorum. Ben Muhsin. Sağır mı bu ya? Anne. Ya yüzüme öyle bakacağına cevap versene. Bu kadarı yeter Muhsin Bey. Yüzünde öfke belirtileri oluştu. Ters tepki alabiliriz. Bütün çabalarımız boşa gider. Mahsus yapıyor. Beni engelleyemedi, onun için mahsus yapıyor. Beni mutsuz etmek için intikam oluyor ben. Lütfen Muhsin Bey, burada bu şekilde davranamazsınız. Dışarı çıkın. Hasta masta değil o. Sadece benim huzurumu bozmak için numara yapıyor. İlgi çekmek için yapıyor. Yeter!
Sizden hemen burayı terk etmenizi istiyorum. Gidiyorum zaten. Bir daha da gelmeyeceğim. Tamam. Tamam Mehpare teyze. Git. Bir daha sokmayacağım onu senin yanına. Ağlama. Lütfen ağlama. Mahkeme bugün sonuçlandı Talat Bey. Tahsin 5 yıl ceza aldı. Ne yapalım? Şeriatın kestiği parmak acımaz avukat bey. O bir suç işledi, bedelini de ödeyecek. Beni üzen hapishanede de uyuşturucu bulabilmesi. Evet, ne yazık ki bunu önlemek mümkün değil. Son gidişimde onu çok zayıflamış ve hırçınlaşmış gördüm. Acaba onu hastaneye yatırmamız mümkün olamaz mı? Olabilir. Yarın bir dilekçe yazarak tedavisi için yatırılmasını isteyeceğim. Orada uyuşturucu bulamayacağı için belki kurtulabilirdi. Ne diyeyim? Allah senden razı olsun avukat bey oğlum. Handan kızımızla birlikte az emeğiniz geçmedi. Bugüne kadar sana borcumuzu da soramadım ki. Estağfurullah. Bana hiçbir borcunuz yok. Ama nasıl olur? Bunca ay arabanızda benzin yaktınız. Benim de bir çocuğum var Talat Bey. Ne yaptımsa helal olsun. Lütfen bu konuyu kapatalım artık. Sağ ol. Allah razı olsun. Mehpareye gittiğimde bunu anlatacağım. Eğer konuşabilseydi eminim sizin için dua ederim. Bugün nasılsın Mehparem? Biliyor musun? Talat Bey diyen sesini öyle özledim ki. Keşke yine diyebilsin. Ama olsun. Yaşıyorsun ya. Konuşmasan da olur. Yeter ki o mavi gözlerine bak bana. Senin gözlerin dilinden daha iyi konuş. Ha, söylemeyi unutuyordum. Bu dünyada hala iyi insanlar var biliyor musun? Şu avukat Servet Bey, Handan'ın babası. Geçenlerde ona borcumuzu sordum. Hiçbir şey istemedi. Ben de çocuk babasıyım dedi. Hakkını helal etti. Ne güzel değil mi Mehparem? İnsan insana dayanmadan yaşayamıyor ki. Sonra seni tedavi eden şu genç doktor. Allah ondan da razı olsun. O da çok iyi bir insan. Seni annesi gibi seviyor. Bak gördün mü? Seni seven ne kadar çok insan var. Umudumuzu yitirmeyelim. Ya Rabbi, para dayanmaz oldu. Her gün hastaneye gidip gelmek kolay değil tabii. Ay başına da daha 10 gün var. Tahsin'e de daha bir şey veremedim. Ne yapacağımı şaşırıp kaldım. Allah Allah. Bu saatte kim geldi acaba? Buyurun beyefendi. Kimi aramıştınız? Sen bu evde mi oturuyorsun amca? Evet. Niye sordunuz? Bak bey amca. Ben bu evin sahibiyim. Tam 2 aydır kiralamıyorum. Eskiden her ay bankaya yatıyordu. 2 aydır zırnık yok. Hiç bilmiyordum. Bu evin kirasını oğlum ödüyor. Onun herhalde dalgınlığına gelmiştir. Merak etmeyin, yatırırlar. Onu bunu bilmem bey amca. Bu iş 2 güne kadar hallolmazsa kapının önüne koyarım seni. Tamam beyefendi, tamam. Ben yarın oğlumla konuşurum. Bir bu eksikti. Ya Rabbim. Hiç huzur yüzü göremeyecek miyim ben? Neden kira parasını yatırmamışlar acaba? Hiç istemememe rağmen Muhsin'i bir arayayım bakalım. Alo. Muhsin oğlum. Yine ne var baba? Oğlum rahatsız ettim ama bir mesele var. Bugün ev sahibi geldi. Kirası yatmıyormuş. Evet biliyorum. Biliyor musun?
Neden yatırmıyorsunuz peki? Baba, sana kayınpederim 2 ay önce para göndermişti. İşte o ödediğimiz kiraya mahsubendi. 6 aylık kirayı eline verdik yani. O yüzden yapmadım. Ya, hiç haberim yoktu. Öğrenmiş oldum. Gelin kızımız nasıl? İyi baba, iyi. Şimdi işim var. Güle güle. Ben ne yapacağım şimdi? Gönderilen o paradan elimde bir şey kalmadı ki. Mahkeme Tahsin'e para cezası da verdi. Onun ilk taksidini ödedim. Her gün mehpareye gidip geliyorum. Dünyanın yol parasını veriyorum. Allah'ım sen yardım et bana. Sana şükürler olsun. Hiç olmazsa Mehpare Hanım güvenli ellerde. Hazır dışarı çıkmışken gidip onu da bir göreyim. Merhaba Talat amca. Seni gördüğüm iyi oldu. Konuşmamız lazım. Hayrola doktor bey? Yoksa mehpareme... Yok, hayır hayır. Korkulacak bir şey yok. Biliyorsunuz teyze için elimizden geleni yaptık. Ama en ufak bir düzelme belirtisi yok. Daha fazla burada tutmayalım dedik. Onun için taburcu işlemlerini başlatacağız. Taburcu mu edeceksiniz? Ne oldu Talat amca? Birden rengin beyazlaştı. İyi misin? İyiyim iyiyim. Bir şeyim yok. Yalnız... Söylemeye utanıyorum ama Mehpare biraz daha kalamaz mı burada doktor bey? Tabii, tabii kalabilir. Üzülme. Sen ne zaman istersen o zaman veririz teyzemizi sana. Hadi şimdi git kendisini gör. Allah razı olsun doktor bey oğlum. Allah seni iki cihanda aziz eylesin. Nasılsın oğlum? Geçen sefer kötüydün. Bunalıyorum baba. Çıkarın beni buradan ne olur çıkarın beni. Oğlum ben ne yapabilirim ki? Cezanı çekeceksin. Kanunlar böyle. Baba öleceğim burada öleceğim. Abim olacak o alçak nerede? Ne biçim konuşuyorsun Tahsin? Abine böyle söyleyemezsin. Sen var ya baba. Sen hep böylesin. Sen de biliyorsun onun ne olduğunu. Ailesini inkar ettiğini. Tamam, ben suç işledim, kabul, suçluyum. Cezamı da çekiyorum. Ya o, onun cezası ne olacak? Anasını, babasını, kardeşini inkar edenlere ne ceza veriyor kanunlar? Onun bir suçu varsa Allah'a hesap verir oğlum. Sana biraz para getirdim. Gardiyana bıraktım. Yetmiyor baba. Verdiğim para yetmiyor burada. Kanımı emiyorlar sanki. Sen de azıcık gayret etsen ne olur. Biraz iradeni kullansan ne olur. Burada mı gayret edeyim? Niçin? Hayatım, istikbalim, her şeyim bitti. Ben mahvolmuş biriyim artık baba. Oğlum, gardiyana bankamatik kartımı da bıraktım. Bundan sonra her ay maaşımı güvendiğim birine kartı vererek çektirebilirsin. Çok fazla bir şey değil. Çünkü abinin evlenme öncesi masraflarını karşılamak üzere bankadan çektiğim kredi kesiliyor içinde. Kalanının da burada kendine harçlık yaparsın artık. Ya ama sen ne yapacaksın lan? Neyle geçireceksin baba? Bundan böyle benim paraya ihtiyacım olmayacak evladım. Bari hastanede emin ellerdi. Onun paraya ihtiyacı yok. Tahsin'in hapishanede artık parasız kalmayacak. Muhsin'in zaten hiç ihtiyacı yok. Geliyorum. Buyurun. Bey amca, ne oldu bizim kira? Konuştun mu oğlumla? Konuştum. Ee? Maalesef ödeyemeyeceklermiş. O zaman hemen boşaltacaksın bu evi. Hem de hemen. Benim ailemin geçimi bu evden. Ben burada yaşa dağıtmıyorum. Al eşyanı çık hadi. Canımı mı alacaksın oğlum? Çıkar giderim ne yapalım? Ya ödenmeyen kiralarım onlar ne olacak? Günü gelir elbet öderim. Ödeyemezsem de
Öteki dünyada veririm bunun hesabını. Bu kadar kolaydı değil mi? Yağma yok. Ödenmeyen kiralara mahsur ben eşyalarına el koyuyorum. Ne yapalım? Güle güle kullan. Hayrını gör. Umarım zararını karşılar. Merhaba doktor bey oğlum. Bugün biraz erken geldim. Sakıncası yok değil mi? Hayır Talat bey, hiç sakıncası yok. Mehpare hanım sizin yanınızda daha iyi gibi görünüyor. Bakın yüzünde küçük de olsa bir tebessüm oluştu. Öyledir. Beni her gördüğünde yüzünde güller açar olur. Siz iyi misiniz? İyiyim iyiyim. Neden sordun? Mehpare teyzenin yüzündeki tebessüm gitti de yerini korku ve endişe aldı. Bir sebebi olmalı. Neyse. Ben sizi yalnız bırakayım. Mehpare. Üzülme. Her şey yoluna gidecek. Talat Bey ve Mehpare Hanım varlarını yoklarını ortaya koyarak iki oğul büyütürler. Tek amaçları oğullarının iyi birer insan olarak yetişmeleridir. Boğaziçi Üniversitesi'ni bitiren büyük oğul Muhsin bir holdingte iş bulur. Küçük oğlan Tahsin ise hukuk fakültesinde okumaktadır. Talat Bey, elindeki daktilosuyla arzuhalcilik yaptığı sokakta belediye izin vermeyince bu işi de yapamaz olur. Çalıştığı patronunun kızıyla anlaşarak evlenmeye karar veren Muhsin için düğün hazırlıkları başlar. Oğlunun düğününü yapabilmek için çaresiz kalan Talat Bey, oturduğu evini, dünürü Halit Bey'in şirketine kat karşılığı vererek bir miktarda para alır. Bu sırada Tahsin'in uyuşturucu kuryeliği yaparken polis tarafından yakalandığı haberi gelir. Yaşlı adam ve karısı bu habere yıkılır. Öte yandan Muhsin anne ve babasını kiraladıkları eve götürür. Burası şehirden uzak bir gecekondudur. Karı koca her şeye rağmen ses çıkartmadan bu köhne evde yaşamaya çalışır. Bir hafta sonra Muhsin'in düğünü lüks bir otelde yapılır. Ertesi günü Mehpare Hanım hastalanır. Hiç konuşmadan sabit bir yere bakmaktadır. Doktor Talat Bey'e Mehpare Hanım'ın ağır bir bunalım geçirdiğini söyleyerek yaşlı kadını hastaneye yatırır. Bu sırada Tahsin uyuşturuculuk suçundan 5 yıl hüküm giyer. Oturduğu gecekondunun kirasını ödeyemeyince ev sahibi Tahsin Bey'i eşyasına el koyarak evden çıkartır. Tahsin'in davasına bakan avukatla kızı yaşlı adamı ziyaret için oturduğu gecekondu evine gelirler. Handan kızım, bir işin yoksa bugün Talat Bey'i ziyarete gidelim. Ne zamandır işlerin yoğunluğundan fırsat bulamadık. Kaç gündür aynı şeyi ben de düşünüyordum babacığım. Mehpare teyzeyi de merak ediyorum. Acaba zavallı kadın iyileşebildi mi? Gör işte. İnsanın insana yaptığı hasarı başka hiçbir şey yapamaz. Hı hı. Çok onurlu ve gururlu insanlar. Kendilerine yapılanı azmedemediler. Talat Bey'in bünyesi kuvvetliymiş. Ben onun da dayanamayacağını sanıyordum. Herkesin bir haddi vardır yavrum. Zavallı adam pek fark ettirmek istemiyor ama öylesine yaralanmış ki. Neyse, hadi gidip görelim şunları. Baba, Talat Bey'e para yardımı yapamaz mıyız? Bunu ben de çok düşündüm kızım ama onu üzmekten korktum. Gururuna çok düşkün. Oğlundan istemediği yardımı bizden hiç kabul etmez. Affedersiniz, biz Talat Bey'i aramıştık ama. Benden önceki kiracıyı soruyorsunuz galiba. Talat amca bu evden çıktı mı yani? Kirasını ödememiş, ev sahibi de çıkartmış. Vah vah. Peki nereye taşındığını biliyor musunuz? Hayır. Zaten biz de evi kiralayalı daha 3 gün oldu. Kusurumuza bakmayın, rahatsız ettik sizi. Hadi gidelim anne. Güle güle. Nereye bakacağız baba? Hastaneye. Mutlaka oradadır. Biliyorsun Talat Bey karısı hastaneye yattığından beri bir gün olsun onu ziyaret etmemezlik yapmamıştır. Haklısın. Nasıl yani? Talat Bey hastaneye de mi gelmiyor? 3 gündür ortada yok. En son geldiğinde hiç beğenmemiştim durumunu. Bir ara Mehpare teyzeyi taburcu etmek istediğimizde bunu istemedim. Sanıyorum bir problem var.
Ama bir şeyler olduğunu Mehpare Hanım bile sezdi. 3 gündür o da huzursuz. Gözleri hep kapıda. Biz evine gittik. Ev sahibi kira ödenmeyince çıkartmış. Belki siz yerini biliyorsunuzdur diye buraya geldik. Demek evden atıldığı gün gelmiş buraya. Bize hiçbir şey söylemedi. Söylemez. Öylesine bir gururu var ki. Aç kalsa bir dilim ekmek bile istemeyecek bir adam. Baba. Hı. Ben çok endişelendim. Aklıma kötü şeyler geliyor. O yaşta bir adam hem parasız hem evsiz bu soğuk havada ne yapar? Sakın başına bir iş gelmesin. Bilmiyorum kızım. Ama şimdi ben de kaygılanmaya başladım. Dünya bir yana, Mehpare Hanım bir yana. Onu görmeden yapamazdı. Sakın oğlunun yanına gitmiş olmasın. Muhsin Bey'in. Hı. Her şeyi yapar ama bunu asla yapmaz. Bu durumda akla tek seçenek geliyor. Talat amca kayıp. Evet, olabilir. Oğluna telefon açıp babasının kaybolduğunu bildirelim. Aa, buyurun, buradan arayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ay hadi artık Muhsin, masanı topla da çıkalım. Sıkıldım senin şu işlerinden. Arkadaşlar bekliyor. Geç kalırsak ayıp olur. Tamam tamam Şükran. Birkaç dakikaya çıkarız. Ay bırak bakma. Çalarsa çalsın. Ya yapma hayat. Niye babansa? Buyurun. Muhsin Bey ile görüşmek istiyorum. Benim? Beyefendi ben avukat Servet. Kardeşinizin avukatıyım. Kimmiş arayan Muhsin? Kardeşimin avukatı. Ay ne diye arıyor seni? Söyle avukata. Ben kardeşimi sildim de. Bir dakika tatlım. Evet, ne istediniz avukat bey? Benim kardeşimle bir ilgim yok. Onun hakkında hiçbir şey duymak da istemiyorum. Heyecanlanmayın beyefendi. Söyleyeceklerim kardeşinizle ilgili değil, babanızla ilgili. Babamla mı? Ne oldu babama? Kayıp, ortada yok. Kirası ödenmediği için evden atılmış. 3 gündür annenizi de ziyaret etmiyormuş. Bunu haber vermek istedim. Ne oluyor Muhsin? Hadi kısa kes, geç kalıyoruz. Bir dakika Şükran. Babam kaybolmuş. Ayol koca adam nereye kaybolacak? Hadi kapa şunu hadi. Alo. Alo. Ben buradayım. Buradayım avukat bey. Haber verdiğiniz için teşekkür ederim ama ben ne yapabilirim bilmiyorum. Talat bey sizin babanız beyefendi. Başına bir iş gelmesinden korkuyoruz. Yapılacak şeyi ben size söyleyeyim. Polise haber ver. Hayır. Polisi karıştırmayın bu işe. Gümüş Holding'in başkan yardımcısının babası çocuk gibi kayboldu diye reklam olamam etrafa. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Siz avukatsınız. Gerekli araştırmayı yapın. Masrafınız neyse öderim. Eğer iş dallanıp budaklanırsa benim kariyerim tehlikeye girer. Tamam mı? Hoşça kalın şimdilik. Bizimkilere inanamıyorum ya. Beni zor durumda bırakmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biri hapishanede, öteki tımarhanede, yetmiyormuş gibi üçüncüsü de kayıp. Aman bırak şunları sevgilim. Hadi gidelim. Geç kalırsak rezil olacağız. İnanamıyorum. Bu adam insan değil, adeta bir canavar. Ne dedi size? Kariyerinin tehlikeye gireceği korkusuyla babasının kaybolmasını polise bildirmek istemiyor. Namussuz herif. Seni bu yaşına getiren, okutan, eline mesleğini veren, kariyer yapmana vesile olan kim? Heh? Baba, lütfen sakin ol. Tansiyonun çıkabilir biliyorsun. Karısı da yanında. Umurunda bile değil. Kısa kes, geç kalıyoruz diyor. Zavallı Talat amcanın başına gelen en kötü şey gelini olmalı. Bence esas hasta olanlar bu insanlar doktor. Bunlarda bırak Allah korkusunu, merhamet duygusunun zerresi bile kalmamış. Affedersiniz. Doktor Serdar buyurun. Evet. Ne? Nerede buldunuz? Peki şimdi nerede? Tamam şimdi geliyorum. Ne oldu? Gelin. Hastanenin morguna gidiyoruz. Tamam da ne oldu doktor bey? 2 saat önce hastanenin karşısındaki parkta ağaç altında yaşlı bir adamın donmuş cesedi bulunmuş. Yoksa Talat amca mı? İnşallah o değildir. Cesedi bizim hastanenin morguna kaldırmışlar. Gelin gidip bakalım. Eğer Talat bey ise bunu Mehpare Hanım'a nasıl anlatırız? Kaldırın örtüyü cesedin üzerinde. Peki doktor bey. Aman Allah'ım. Talat amcaymış. Olamaz. Vah Talat bey vah. Vah ki vah. Sabahleyin polisler bulmuş parkta. Ağacın altında yatıyormuş. Savcı gördükten sonra en yakın hastane olduğu için bizi morga gönderdiler. Zavallı adam. Demek ki
Evden atıldığından bu yana parkta yatıp kalkıyorum. Bilseydim, söyleseydi... Talat amca, neden bizi aramadın? Neden bize haber vermedin? Sen böyle bir ölümü hak ediyor muydun hiç? Bu yaşına kadar kimseye muhtaç olmadan yaşadı. Ne yazık ki oğullarının katili var. Başkasının değil. Kocasının ölümünü Mehpare teyzeye söylemeyelim. Bu kadının ölümüne sebep olabilir. Peki şimdi Mehpare teyze ne olacak? Yapayalnız kaldı. Ömür boyu bu hastanede mi kalacak? Talat Bey'in ölümünü mecburen Muhsin Bey'e haber vereceğiz. Belki annesini yanına alabilir. Hiç sanmıyorum. O kabul etse bile Mehpare teyze bunu asla kabul etmez. O kocasından bile daha gururlu bir insan. Neden bu hale geldiğini sanıyorsunuz ki? Doktor Bey. Buyurun. Talat Bey emekli sandığı emeklisiydi değil mi? Evet. Emekli sandığına bağlı yaşlı bakım evleri var. Hatırlı dostlarım var. Belki onların aracılığıyla hanımefendiyi oraya yatırabiliriz. Ah, oğlu koskoca bir holdingin başkan yardımcısıyken yazık. Keşke holding yöneticisi olacağına adam bulsaydı. Doktor, siz oğluna durumu bildirin. Biz de cenaze için. Tamam. Zavallı adam. Böyle bir sonu Türk filmlerinde olduğunu sanırdım hep. İnsanın olduğu her yerde sevginin yanında nefret, acının yanında neşe, iyiliğin yanında nankörlük her zaman olmuştur kızım. Sanma ki yapılan yapanın yanına kar kalır. Bu dünyada olmasa bile mutlaka ahirette bunun hesabı sorulacaktır. Şu Muhsin Efendi'ye bak. Sanki babasını çok seviyormuş gibi karısıyla birlikte siyah kıyafetler içinde siyah gözlükler takıp gelmişler cenazeye. Gören de yas tutuyorlar sanır bunları. Kendisine başsağlığı diledim. Annesini sormadı bile. Bu kadının tek suçu böyle bir canavarı doğurup büyütmek olmuş. Ay, ruhum karardı Muhsin. Tamam işte gömdüler. Gidip bir yerde bir şeyler içelim. Gidelim, hadi. Gidelim. Vicdanım bayağı rahatladı. Bak şimdi de gidiyorlar. İnanamıyorum. Babasının ölümü bir evladın nasıl vicdanını rahatlatır, inanam. Basit. Yaşarken babasının zor durumda olduğunu bilmesine rağmen yardım etmediği için duyduğu vicdan azabının adamcağızın ölümüyle ortadan kalktığını sanıyor. Ama bir şeyi unutuyor. Allah'ın adaleti kesindir ve bir gün mutlaka o adalet yerini bulur. Hadi biz de gidelim artık. Siz Mehpare Hanım'ın yaşlılar yurduna yatırılması işini ne yaptınız? Eşimle dostumla konuştum, sağ olsunlar ilgilendiler bayağı. Sanıyorum önümüzdeki hafta kadıncağızı buradan alıp bir yere yerleştirebileceğiz. Nasılsın Mehpare teyze? İyi misin? Beni tanıdın değil mi? Tahsin'in okul arkadaşı Handan'ım ben. Seni buradan daha güzel bir yere götüreceğiz. Orada daha rahat edeceksin. Kısa zamanda iyileştirecekler seni. Mehpare teyze. Sen konuştun. Konuştun. Talat Bey. Yok artık. Değil mi? Sevgili dinleyiciler, bu hikayeyi baştan sona takip edenlerin vicdanında derin bir boşluğun oluşacağını hissediyoruz. Elbette makul düşünen herkes böyle bir ailenin hayatının mutlu bir şekilde sona ermesini ister. Ancak günümüz insanların ahlaki değerleri, insanlık anlayışları bu oyundaki gibi bir finale doğru maalesef hızla sürüklenmektedir. Eğer bu gibi akıbetlere uğramak istemiyorsak, çocuklarımızı değişmeyen ahlaki değerlerimize bağlı olarak yetiştirmeye ve kötü arkadaşlardan uzak tutmaya mahkum
ve mecburuz.